Otakar Türkiye ekibi olarak bu kez çok farklı bir yerden size sesleniyoruz. Şu anda Özyeğin Üniversitesi'ndeyiz. Güler Legacy'nin 5. kez düzenleniyor bu yıl burada. Ve ev sahipleri diyebileceğimiz Sinan Güler ve Muratcan Güler'le birlikteyiz. Onlarla az önce BMW'yi test ettik. Bayağı da keyifli oldu bizler için. Çok daha farklı bir çalışmaydı. Ama tabii ki bu iki milli basketbolcumuz yanımızdayken basketbol konuşmamak olmaz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir zaman ayırdınız bu yoğunlukta bize. Biz teşekkür ederiz. Bizim için de çok büyük keyifti BMW'yi test etmek ayrıca. Teşekkürler. Nasıldı? Genel olarak otomobil test etmek? Genel olarak rahattı. Bizim için tabii farklı bir tecrübe. Normalde vakitsizliğin içerisinde çok böyle arabalarla ilgili ancak ihtiyacımızı karşılayacak şeylerde bir ortam yakalayabiliyoruz. Veya konuştuğumuz gibi işte off-road'a çıkarken vesaire. Ama yeni bir arabayı test etmek ve farklı bir şey görmek güzel bir tecrübe oldu. Şimdi tabii ki konuyu basketbola getireceğim ama ilk olarak neden buradayız bir ondan bahsedelim. Bu yıl 5. kez düzenleniyor Güler Legacy. Fikir ortaya nasıl çıktı? Nasıl bir etkinlik? Amaç ne? Daha hangi yıllarda göreceğiz? Genel olarak bir bahsetmenizi istiyorum. Yani fikir aslında Sinan'ın önderliğinde çıktı. Sinan spor kampları yapmak istiyordu. 2010 yılından itibaren, daha doğrusu spor kampından öte basketbol kampları yapmak istiyordu. Biz küçüklüğümüzden itibaren Amerika'da babamız bizi basketbol kamplarına gönderiyordu ve oradaki kampların burada düzenlenen organizasyonlardan çok daha farklı olduğuna inanıyoruz. Biz orada öğrendiklerimizi kardeşimle beraber burada gençlere aynı şekilde aynı fırsatları sunabilmek amacıyla yapıyoruz. İstersen sosyal sorumluluk tarafını sen biraz daha bahset. Aynı zamanda ilk seneden itibaren bugüne kadar doğudan özellikle çeşitli illerden bu seneyle beraber toplam 200'e yakın sporcuyu ücretsiz bir şekilde getirdik. Burslu olarak adlandırıyoruz biz. Ve hem paralı hem ücretsiz gelen sporcuları aynı ortamda, aynı günler içerisinde bir araya getirerek basketbolun da evrensel dilini kullanarak hem aynı eğitimi görmelerini hem eğer herkese bir fırsat yaratılabilecekse basketbol kariyerleri adına veya spora katkı verebilecekleri diğer ortamlar adına onun üzerine yoğunlaşarak burada hem keyifli bir ortam yaratıyoruz hem de sportif anlamda kendilerini geliştirecek bir ortam sağlıyoruz. Peki doğudaki özellikle çocuklar gidip siz mi seçiyorsunuz yoksa isteyen herkesi alıyor musunuz kampa? Şu ana kadar hep babamın önderliğinde konuştuğumuz illerin il temsilcileriyle görüşerek onlardan antrenör tavsiyesi alıyoruz ve sporcuları çağırırken başlarında da birinin refakat etmesi adına antrenörlerini de davet ediyoruz. Burada hem de amaçladığımız bir başka konuda antrenörleri de belirli kendi sistemimiz içerisindeki eğitimlerden geçirerek ve çeşitli seminerler vererek onlara geri döndüklerinde bu sene buraya gelenlerin yanında başka çocuklara da yararımızın dokunabileceği bir kültür yaratmak istiyoruz. Peki muhtemelen kamp devam edecektir ama hedef ne? Kaç yıl daha sizce bu kampları görebiliriz? Biz yaşadığımız sürece devam etmesini istiyoruz açıkçası. Yani sonuçta ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek, ne kadar çok çocuğa yardımcı olabilirsek bizim için o kadar büyük bir kazanç. Biz burada sadece çocukların basketbolcu olmasını değil, onların en büyük fırsatın hayatlarında başka fırsatların da olduğu, İstanbul'da bu Özyeğin Üniversitesi gibi bir okula gelebilme iletişimlerinde olabileceği, bu şekilde buraları kazanıp kendi hayatlarını farklı noktalara getirebilmeleri adına eğitimlerini de göz önünde bulunduraraktan, çünkü Sinan'ın ilk başta birinci seneden itibaren bazı arkadaşları var. Çocukların akıllarında hiçbir şekilde üniversite eğitimi olmasına rağmen Sinan'la kurdukları iletişim sayesinde üniversiteyi kazandılar. Kaç taneydi şu anda mezun? Mesela bir tanesi seneye mezun olacak. Aynı zamanda spor hakem, basketbol hakemliği yapıyor. Bizim kampımızda da gönüllü olarak görev alıyor. Ve sanırım 8 tanesi şu an üniversitede bugüne kadar gelenlerin arasında. İşte çeşitli alanlara da dağılanlar var. İşte hakemlik yapan var. Profesyonel olarak ikincilikte basketbol oynayan 3 tane kızımız var. Bir tane kızımız birincilikte basketbol oynuyor. Yani yelpaze genişleyebiliyor böyle durumlarda. Bizim de hedefimiz zaten genelinde abimin söylediği gibi sporcu olmaları bizim için her zaman artı puan olur ama özellikle sosyal sorumluluk programı içerisinde gelen çocuklara bir vizyon sağlayabiliyorsak ve işte bu kampüste okuma ihtimalini sunabilmek bile, o hayali kurdurmak bile
bir artı bir puan diye düşünüyoruz. Peki ikiniz de aslında çok zor sezonlar geçirdiniz. Ardından kamp başladı. Birkaç hafta sonra senin tekrar milli takım kampı başlayacak. Bu mental olarak sizi ekstra yormuyor mu bu durum? Yani ben burayı tatil olarak ve mental olarak uzaklaşma olarak görüyorum. Tabii ki de hem organizasyonun kendi içerisinde biraz stresli geçen anlar olabiliyor. Hem de çocuklarla vakit geçirmek kendi içerisinde fiziksel yorgunluklar yaratabiliyor. Ama aynı zamanda hem çocukların hikayelerini duymak, hem çocuklarla kendi hikayemizi, kendi tecrübelerimizi paylaşmak mental bir rahatlama yaratacak ortam sağladığını düşünüyorum. Zaten ben sezon bittikten sonra ufak bir ameliyat geçirdim. Fiziksel olarak şu anda burada ve rehabilitasyon gördüğüm yerde sezona en hazır şekilde gelmek adına çalışmalar da yapıyorum. Bu aslında bizim için böyle bir tesiste öyle bir antrenmanlar yapabilecek imkanlarımız da olduğundan dolayı güzel bir fırsat. Anladığım kadarıyla hem içeride antrenörler var çok fazla. Siz de ders veriyorsunuz galiba çocuklara. Yani biz direkt olarak ders vermiyoruz. Sonuçta antrenörler o görevi üstleniyor. Ama biz bazen çocuklarla geçen sene özellikle birebir karşılaşmalar yapıyorduk. Ben bu sene onların yaptığı drillere, sabahları istasyon drillerimiz var. Onlara katılıyorum. Onlarla en azından hem biraz birebir oynuyorum hem onlarla pas alışverişinde bulunuyorum. Direkt birebir olarak onlara öğretme yapmıyoruz ama tabii ki tecrübelerimizden aktarmaya çalışıyoruz. Neleri doğru yaptıklarını, neleri yanlış yaptıklarını söylüyoruz. Sinan bu konularda özellikle disiplin konularında çok dikkatli ve kendisi de küçükken öyleydi zaten. O yüzden çocuklara ceza vermekten çok büyük hoşnutluk duyuyor. Bu şekilde iletişim içerisinde oluyoruz çocuklarla. Yani sıkı bir eğitim var, cezada vesaire uygulanıyor. Ceza derken tabii ki abartıyoruz da şınav çekmek basketbolda ya da line drill yapmak bunlar ceza kısmına girmiyor bizce. Çocukların da kurallara uymadığı fırsatlarda hem onlarla daha yakından iletişim kurabiliyoruz bu sayede. Çünkü Sinan'la veya benle bir şey paylaşmış oluyorlar o anda. Ne kadar yanlış bir şey yapmış olsalar da bu şekilde düzeltiyoruz yanlışlarını. Çeşitli konularda sıkı davranabiliyoruz. Çünkü kurduğumuz organizasyonun içerisinde isminde de olduğu gibi bir miras, bir kültür var. Ve burada yaratmaya çalıştığımız algı babamın, abimin ve benim, hatta içine annemi de katabiliriz, hepimizin basketbol tecrübesini yayabilecek bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bunlar abimin söylediği gibi ben belki çocukken çok daha hareketli ve kurallara çok uymayan biriydim ama en azından belirli kuralları uyulduğu zaman nasıl başarılara ulaşıldığını, belirli bir istikrara yakalandığı zaman neler yapılabileceğini kavrayınca bunu paylaşabilmek çok önemli bir, benim için de bir fırsat ve bunu olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Tabii ki de abimin dediği gibi şakayla karışık ve bazen ciddiye kaçan şekillerde olabiliyor ama önemli olan burada çocukların doğru sporcu nasıl olabileceğini gösterebilmek ve o yönde biraz yardımcı olmak. Muhtemelen çocukların da sizinle vakit geçirmesi onlara ekstra özel hatıralar oluyordur. Çünkü iki sevilen basketbolcu, onlarla birlikte vakit geçirmesi muhtemelen özeldir. Şimdi basketbol kültürüyle büyüyen bir aileden geliyorsunuz. Hep farklı takımlarda rakip olarak karşılaştınız. Şimdi varsayıyorum Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Tabii ki Beşiktaş kazandı. Ben bir Beşiktaşlı olarak bunu söylüyorum. Maçtan sonra bunun kritiğini yapıyor musunuz? İletişiminiz nasıl oluyor? Yapıyoruz tabii ki de. Artık çok daha fazla basketbolu konuşmuyoruz açıkçası. Maçı konuşmuyoruz. Yani maç olan tabii günlerde çok özel olarak ondan bahsediyoruz. Ama onun dışında daha çok abi kardeş ilişkimiz ya da normal sosyal hayatımızla ilgili konuşmalar gerçekleşiyor. Ama maç olduktan sonra tabii aramızda gırgırını da yapıyoruz, şakasını da yapıyoruz. Bunu hep aynı şeyi söylüyoruz gerçi de. İşte Sinan Anadolu Efes'te oynarken kupa maçımız vardı, Cumhurbaşkanlığı Kupası. Biz Beşiktaş olarak kazanmıştık. Neyse o maçtan bir sahnede ben top çalmıştım. Sinan da arkamdaydı. İşte takıldık. Birbirimize takıldık ve ben çok kötü düştüm. Zaten ben daha kalkmadan Sinan üzerime gelmişti. Abi iyi misin? Bir şeyin var mı? Şeklinde. Ondan sonrasında aile içinde onun çok muhabbeti oldu. Çünkü annem onu eve girerken hafifçe fırçaladı. Sen oğlumun basketbol kariyerini mi bitirmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Diye. Öyle kendi aramızda ufakça takılmalarımız oluyor tabii. Peki kardeş olmak avantaj mı dezavantaj mı?
Ben avantaj olarak görüyorum çünkü yani babamızın kariyerini takip etmek ikimiz için de çeşitli tecrübeler yarattı ve bir sürü şey öğrendik. Ama ben özellikle yurt dışına eğitimimi yapıp geri geldiğimde kariyer açısından ne yapacağımı bilmezken hep abimin adımlarını izleyebilecek bir yol oldu önümde ve bunu takip edebilmek güzel oldu. Onun dışında bizim zaten çocukluğumuzdan beri hep abimi yenme ve abimle rekabet içinde olma şeyi yani fiziksel olarak abimle mücadele edemeyecek yaşlarda bile vardı. Zaten o zamanlar birebir oynuyorduk. Abim de çoğunluğunda yeniyordu. Ondan sonra profesyonel hayata geldiğimizde zaten bu bayağı azaldı. Yani kendimiz karşılıklı bazen burada çocuklarla şakasına oynadığımız dönemlerde karşılıklı oynuyoruz. Onun dışında zaten istediğimiz seviyede, en üst seviyede karşılıklı oynayıp herkesin izleyebileceği bir ortamda keyifli bir ortam. Sayılarını tutuyoruz şu andan itibaren. Birebir değil de maçların takım olarak aramızdaki galibiyet sayılarına bakıyoruz. Kim önde? Sinan biraz önde maalesef. Sevmedim bu yanı. Son olarak sizi zor sezonlar bekliyor. Türkiye Basketbol Ligi artık çıta atladı. Çok zor bir lig. Neler düşünüyorsun? Özellikle Murat Can'dan tabii ki alalım. Beşiktaş için nasıl bir sezon bekliyor bize? Açıkçası bizim geçen sene maalesef kötü bir sezon geçti. Taraftarlarımızı mutlu edemedik ama Beşiktaş'ın hedefleri her zaman için şampiyonluktur, kupa kazanmaktır. Ben ve takım arkadaşlarım da ileride tek hedefi bu olacaktır. İlk hedefimiz tabii şu anda geçen sezonu unutturmak ve playoff'a kalabilmek. İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanabilmek. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Eurocup'ta ortalamanın üzerinde bir sezon seyrettik ama bir önceki sene daha iyiydik açıkçası. En azından o seviyeyi yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah Beşiktaş taraftarını mutlu edecek bir sezon geçiririz. Tabii burada kardeşim biraz üzülecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi tabii ki objektif, tabii ki spor severiz. Ergin Hoca'ya da inanılmaz saygımız var. Bu sezon yine müthiş işler yaptınız. Karışık bir dönem olmasına rağmen ama sizin için nasıl geçecek sence? Yani en büyük temennim geçen seneki sezonun bütün problemlerinin tekrarlanmaması. Onun dışında zaten istikrarlı bir ortam içerisinde Galatasaray'ın yapabileceklerini az çok ve umuyorum ki önceliğinde milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir sezon başlangıcı olur. Ardından da Galatasaray'la hedeflediğimiz noktalara istikrarlı bir şekilde ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum. Çok vakit ayırdınız bize. Yine Otokar ailesine bekleriz. Yine otomobil test etmeye kapımız her zaman açık. Röportajlarımızla yine karşınızda olmaya devam edeceğiz.